İyi günler değerli izleyiciler. Bugün Edebiyat Cephesi'nde konumuz Edebiyatın Kadın Yüzü. Ve iki Ege'li kadın yazar konuğumuz. Ege'li kadın yazarlar bir araya gelmişler. Ege'li kadın yazarlar oluşumunu oluşturmuşlar ve çalışmalar yapıyorlar. Bugün konuşacağımız konuyla ilgili de yakın zamanda çıkmış bir kitapları var. Gün Yüzü Mektupları, Kalemden Kaleme. Ege'li kadın yazarlar oluşumu unutulmuş, değeri anlaşılmamış veya bilinmemiş, bugün kitaplarını sahaflarda güç bela bulduğumuz, ta 16. yüzyıldan başlayarak ülkemiz edebiyatına katkıda bulunmuş kadın yazarları gündeme getirmek için bu Gün Yüzü Mektupları kitabını ortak bir çalışmayla yayınlamışlar. Bugün bu kitabın hazırlayıcılarından, yazarlarından Emine Azboz konuklarımızdan biri. Hoş geldiniz Emine Hanım. Teşekkür ederim Sadık Bey. Bugün konuk olmaktan çok mutluyuz. Özellikle kitabımızı tanıtacağımız için daha da mutluyum. Siz kadınları, unutulmuş kadınları gün yüzüne çıkarıyorsunuz. Evet, şimdi şöyle ki bu hanım yazarlar 15. yüzyıldan 1950 yılına kadar edebiyat tarihinde yer almış. Ama şu anda adı sana unutulmuş veyahut da unutulmaya durmuş. Yeniler de var ölenler içinde. Onları tekrar gün yüzüne çıkaralım ve genç kuşaklara bir kez daha tanıtalım, unutanları anımsatalım diye yapılmış bir proje. Bunu konuşacağız. Edebiyatın kadın yüzünü evet. Biz de programımızda gün yüzüne çıkaracağız. Öteki konuğumuz Gönül Çatalcalı. Hoş geldiniz. Siz de Ege'li Kadın Yazarlar platformundasınız. Evet, platformun bir üyesiyim. Ve ilk romanınız, daha önce başka kitaplarınız var. Şiir. Evet. Öykü kitaplarınız var. İsimsiz. İsimsiz de ben okudum. Heyecanla okunan bir kitap. İlk romanınızı yazdınız. Devamı gelecek herhalde. Evet tabii. Yani okuyan insanlar bekliyorlar. Okurlarım. Tabii bir roman oluşturmak öyle kolay bir şey değil. Şu anda tezgahımda bir roman var. Ve roman yazmayı çok sevdim. Ben bir öykü yazarıydım. Fakat bir öyküye sığmayan bir konu buldum. Ve 10 yıl taşıdım bunu beynimde. Bunun bir öyküyle bitmeyeceğini anladım ve yan karakterler koyarak, başka olaylar ekleyerek bir roman yazdım. Şimdi bunları konuşacağız ama evet. Daha çok edebiyatın kadın yüzünü. İsterseniz evet. Konuyu bir genel çerçevede ele alalım Emine Hanım. Yani edebiyatın kadın yüzü derken aslında bizim edebiyatımız kadın sorunsalıyla başlıyor bana göre. Bu benim görüşüm. Şöyle, ilk romanımızı hemen ele alalım. Taşuku Talat ile Fitnat, Fitnat ile Talat'ın aşkı. Burada bir bakıyorsunuz ki kadının özgür olamaması Osmanlı toplumunda gelenekler, din, baskı, toplumsal yaşam trajedilere yol açıyor. Ve yazar bize diyor ki yani kadın özgür olmalı, bilgili olmalı, kültürlü olmalı ve toplumsal yaşam içinde etkin bir özne olmalı. Arkasından işte Namık Kemal İntibağı aynı sorun, arkasından Sergüzeşt var, Sami Paşazadesi ama bu kadın sorunsalını erkekler ilkin gündeme getiriyorlar. Sonra arkasından kadınlar gündeme getiriyorlar. Acaba diyorum yani kadınların kadın sorunsalına yaklaşımıyla erkeklerin kadın sorunsalına yaklaşımları sizin bu gün yüzü mektuplarından da yola çıkarsak neler söyleyebilirsiniz? Şimdi kadınlar uzun süre edebiyatta yer almamışlar. Bakın 15. yüzyıla kadar edebiyatımızda kadın yok. 15. yüzyıldan sonra yer alanlarına baktığımız zaman da bir şey görüyoruz. Bu yer alan hanım yazarların çoğu, büyük bir çoğu, hepsi hemen hemen hepsi diyebileceğim şekilde Osmanlı'nın aristokrat ailelerinden geliyorlar. İyi eğitilmiş hanımlar. Ama buna rağmen müthiş bir sıkıntı çekiyorlar. Çünkü İslam toplumu kadını hep bastırmış. Yani din olgusu var. Bir gelenek göreneklerden gelen bir baskılama söz konusu. Bir de aile içinde bir baskılama. Çünkü kadının geleneksel bir rolü var toplumda. Anne ve eş rolü. Şimdi bu rolü kırmak, bununla ortaya kırarak kendini başka bir şekilde ifade etmek toplumumuzda gerçekten çok zor olmuş. Ve bunu kıran hanımlar büyük cesaretli hanımlar. Ve hepsi de çok iyi eğitim görmüş. Ama bunun özü de nereden dayanıyor? İşte 15. yüzyıldan şeye gelince, meşrutiyete gelince kadar, özellikle 1908 devrimine gelinceye kadar kadın yazarların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Ve ondan sonrası gelen kuşaklarda bir patlama görüyoruz edebiyatta. Tabii öyle de olunca edebiyatta kadın sorununu dile getirirken kadınların bakış açısı erkeklere göre biraz farklı. Şöyle ki kadının fiziksel yapısından ve duygusal evreninden
yansıyan şeyler kadına edebiyatımıza kadın kaleminden yansımış oluyor. Böyle olunca da kadınlar edebiyatta her şeyi anlatmışlar ama hep işin o duygusal yönü ağır. Çünkü kadın çok duyarlı bir yaratık. Sezgileri çok farklı ve çok derin olan bir varlık. O nedenle sezgilerinin peşinden giderek hep şeyleri, sorunları bu çerçeve içinde almışlar ama toplumsal tabana iyi basarak. Yani o aldıkları, içine doğdukları kültürün bütün sorunlarını yansıtmak koşuluyla bunu gündeme getirmişler ki bu edebiyatımız için müthiş bir kaynak ve gelişme ve de kazanç diye bakıyorum ben. Evet. Ondan sonra da günümüze doğru kadın yazarlar tabii. Şimdi günümüze çoğalarak, doğru, şairler, öykücüler, romancılar. Fakat işte zaman dediğimiz çok acımasız bir kavram var. Yani insafı yok zamanın. Zaman unutturuyor insanları ve en sevdiklerinizi bile zamanla insan unutabiliyor ya da yapacağı bir işi unutuyor. Ama burada hanım yazarlar ışıklar içinde yazsınlar, hepsi sonsuzluğa göç edince kimisinin adı sanı unutulmuş, sadece edebiyat tarihinin sararmış yaprakları arasında kalmış bu hanım yazarların büyük bir çoğunluğu. Tabii biz böyle hanım yazarlar olarak düşündük, taşındık. Hemcinslerimizi bugüne taşıyalım. Bugün de gençlerle, yeni kuşaklarla onları bir kez daha buluşturalım. Unutulmuşları anımsatalım dedik ve kendimize bunu görev edindik. O görevle bu işi projelendirip bu eseri ortaya çıkardık. Şimdi kadın yazarların duyarlılığından söz etti Emin Hanım. Galiba yani Ege'li kadın yazarlar oluşumu da böyle bir duyarlılığın ürünü. Yani Kadir Bilirliği ortaya koyan bir çalışma sizin bugün yüzü mektuplarınız. Evet. Ben Gönül Hanım'a buradan devam etmek istiyorum. Yani siz de bir kadın yazar olarak romanınızda kadın karakterler var ama bir kadın karakteri daha çok erkeklerin gözünden mi anlattınız ya da bana mı öyle geldi? Yani erkek karakterleriniz kitapta sanki daha ön planda. Gerçi hepsi bir arada. Evet. Aslında erkek karakterler çok ön planda değil. Ama maalesef kadın karakterimiz öldüğü için onu erkekten anlatmak zorunda kaldım. Yani öyle bir yol seçtim, öyle bir yöntem seçtim. Şimdi burada aslında kadın ve erkek problemi değil de bir çaresizlik sorunu var kitapta. İnsan sorunu var aslında. Bir insan sorunu, i̇nsan var. Sorunu evet. Var, evet. Bir çaresizlik sorunu var. Yani yiten bir kişinin arkasından neler yapabilirimin izahı ve onun açıklaması var. Tabii çok farklı yönlerde cereyan ediyor olaylar. Erkekler çözüyorlar tabii elbette olayları kadınlarla birlikte. Ve bir takım toplumsal olaylar da göz ardı edilmeden. Yani içeriden bir bakışla yazmaya çalıştım. Şimdi az önce sordunuz Emine Hanım'a kadınlar daha mı nasıl bakıyorlar diye. Kadın sorunsalına. Şimdi benim için içeriden bakış çok önemlidir. Örneğin arkadaşlarımızın öykülerini falan okurken mesela bir işçi problemini anlatıyor ya da diyelim bir fırıncının çok içeriden yazılmış bir öykü derim. Evet gittim fırıncıda bizzat 3 ay çalıştım der mesela ya da gözlem yaptım der. Yani bir şeyin içeriden yazılması çok önemlidir. O edebiyattaki o sahteliği, yapaylığı örten bir şeydir. Kadınlar da elbet kendi sorunlarıyla ilgili olarak içeriden bir bakışla yazdıkları için kadın sorunlarının daha derinlemesini ortaya koyuyorlar diye düşünüyorum. Burada da evet büyük ölçüde bir kadın sorunsalı var. Çıkmaza girmiş, parçalanmış bir kimlik, bir kişilik. Ve burada şunu anlatmak istedim aslında. Hayatlar o kadar düz görünen bir hayatın bile şöyle birazcık yaldızlarınızı kazıdığınızda o kadar çok şey çıkıyor ki altından. Orada masalı maklatmadan, narları çatlatmadan hikayeler birbirine nasıl değiyor diye tekerlemelerle bazı yerlerde açıklamaya çalıştım. Çok girift hikayeler var. Birbirine içine girmiş hikayeler. Yani onların içinden bir tanesini çekip alamıyorsunuz. Hepsi birbirine bağlı. Evet. Şimdi Emin Hanım, Gönül Hanım şunu dedi. İçinden anlatmak. Ben evet. Bunu gerçekçi bir edebiyat yöntemiyle anlatmak olarak anlıyorum. Şimdi Siz bu gün yüzüne çıkardığımız kadın yazarlarımızda gerçekçilik anlayışının gelişimini nasıl açıklayabilirsiniz? Yani galiba daha Yaşar Nezihe değil mi bizim ilk 1 Mayıs şiirini yazan, işçi ve emekçilerin gözünden dünyaya bakan ilk şairlerden biri Yaşar Nezihe. Evet. Ve hep gerçekle, toplumun ve hayatın gerçekleriyle yoğrulan bir gelenek var bizim edebiyatımızda. Kadınlar da bu geleneğe katılıyorlar herhalde. Evet. Şimdi içeriden bakmak, kadını kendi gözüyle bakmak. Şimdi kadınlar olaylara bakarken
kendi yaşantısından, kendi gözünden toplumsal olaya bakıyorlar. Ve ayrıntıyı daha çok yakalıyorlar. Yani kadınların en büyük başarısı bence buradan geliyor. Ayrıntıyı yakalamak. Şimdi erkek egemen toplumda erkekler genelde bütüncül bir bakış açısına sahipler bana göre. Ama kadınlar o bütünün içinde ayrıntıları daha çok görüyorlar. Şimdi tabii buradaki yazarlarımızın çoğunun eserleri yahut da yazdıkları bugün edebiyat tarihine girebilmişlerse yetiştikleri toplumun kültürünü çok iyi tanımış olmaları ve o eserleri o kültürden beslenmiş olmalarından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Tabii olayları bizzat yaşamak dediğimiz bir şey var. Bir olay olur bir toplumda. O toplumdaki olan olay her insanı etkiler ama bir kadın yazarı daha çok etkiler. Çünkü onun kadın duyarlılığıyla yazar duyarlılığı bir ilişkisinin sonucudur o eser. O ilk eserin bu hale gelmesinde tabii ki çok önemli şeyler var. Örneğin bakınız Bihri Hatun yaşadığı dönemi gözüne aldığımız zaman orada her şeyi çok rahatlıkla aşkları dile getiriyor. Bugün hanımlar yaşadıkları aşkları çok rahatlıkla hanım yazarlar ben yahut da başka farklı konuları farklı şekilde dile getirirken çok düşünmüyorum. Çünkü onlar yazar şeyde kitaplarda çok kez fon olarak yahut da böyle flu geçiren konular olarak. Ama burada Mihri Hatun aşklarını falan çok rahat açıklayabiliyor. Ve bunun da çekinmesi falan da yok. Ve çok gerçekçi. Onu yönetimde çok gerçekçi buluyorum. Yine o dönemlerde bakın daha Cervantes, Don Quixote yazmadan bizim bu insanlar... Mihri Hatun 16. yüzyılda evet, değil mi bunları tabii, yazıyor? Bakın şeyi yazmadan buna Türk Safosu diyor Senur Sezer. Daha o zaman bunları çok rahatlıkla dile getirebiliyor. Çünkü yazarlığın getirdiği bir şey olaya gerçekçi bakmaktır. Bu yazarın birinci görevi diye düşünüyorum ben. Yani toplumsal olayları gerçekçi açıdan dile getirmek. Şimdi Emine Hanım, Türk Safosu demişken Safo'ya da değinelim. Şöyle. Midinli'nin. Şimdi aslında edebiyat uygarlıkla birlikte başlıyor değil mi? Evet. Mezopotamya'da bir Gılgamış destanı var. Zaten bütün şeyler uygarlık tarihi, edebiyat tarihidir aslında. Tabii ve işte Yunan'da epik şiir Homeros evet. bir erkek yazıyor. Hı-hı. Hesiodos didaktik bir öğretici şiir yazıyor. Evet. Safo lirik şiiri kuruyor. Yani bir kadın lirik şiiri yani insanlar arasındaki duygusallık, duyarlılık, insan kadın erkek ilişkilerindeki çatışmalar, bütünleşmeler... Bir kadınca ilk kez ondan, gündeme getiriyor ve yazmaya başlıyor. Evet. Safo o bu açıdan önemli. Kadınların, kadın yazarların piri mi demek lazım acaba? Ya tabii. Yani edebiyata bir, biz bugün edebiyatın kadın yüzünü konuşurken evet. Safo da edebiyata evet. kadın yüzünün damgasını vuruyor şiirle. Şimdi o dönemlerde zaten kadınlar bunu yaparken pek çok kadın yazarımız mahlas kullandığını görüyoruz. Yani bu uzun zamandan biri var ama günümüzde de ben kullanan yazarları tanıyorum. Mahlas kullanmak zorunda kalıyor çoğu. Neden? Çünkü toplumsal baskıdan ve bir takım şeyleri dile getirirken gerçekçi olması gerekiyor. Ama o gerçeği dile getirdiği zaman da çevreden tepkileri alıyor. En yakın çevresinden başlıyor bu tepkiler. Mecburen mahlas kullanmak erkek zorunda kalıyorlar. Erkek ismini de kullanıyor değil mi? George Sand. Evet, George tabii. Sand erkek George Sand, evet. kullanıyor. Evet, pek çok. Ben Hanım, de bir katkıda bulunmak istiyorum. Ege'li bir yazar evet. olarak şimdi şiirin kaynaklarına gittiğimizde Ege. Yani Safo'da evet. Midilli Adası'nın bir evet. insanı değil mi? Homeros İzmirli. Evet. Ben de Nihal Yayınobalı'yı örnek vereceğim. Genç kızlığımda onun bir kitabını okumuştum. Genç Kızlar diye. Vincent Ewing'di yazarı. Çok da iyi anımsıyorum. Ve bir yatakhane hayatı, bizde tamamen yabancı isimler, erkek öğretmenler, hademeler, işte kızlar arasındaki bir yatakhane ilişkisi. Ve benim başucu kitabımdı Vincent Ewing. Vincent Ewing'in başka kitaplarını aradım, bulamadım. Ve yıllar sonra, yani şundan 7-8 yıl önce gazetelerde şu küçücük bir yazı okudum. Vincent Ewing meğer Nihal Yayınobalı'ymış. O yazdığı dönemde, böyle şimdi yatakhanedeki bir takım genç kızların iç yüzleri, işte aşkları, sevileri, birbirleriyle olan ilişkileri falan anlatıldığı için kendi ismiyle yayınlayamamış. Vincent Ewing ismiyle yayınlamış. Ama birçok genç kız o kitapla büyüdü biliyor musunuz? Yani birçok yatılı okul hayatını onunla öğrendik. Evet kadınlar biraz çok uzun süre kendilerini gizlemek zorunda kaldılar. Suat Derviş bu anlamda şanslıydı. Evet. Adı Suat olduğu için.
Şimdi ben Fatma Aliye şanslıydı, babası paşa olduğu için. Hı hı. Yani kadın yazarlar bayağı bir zorluklarla karşılaştılar. Bugün eğer içinde bulunduğumuz durumda bir sesimiz, sözümüz çıkıyorsa bu bizim çabamızdan kaynaklanıyor. Gerçekten çok çaba harcadık kadın yazarlar olarak. Çünkü erkek egemen bir toplumda edebiyat da erkeklerin işiydi. Onlar daha iyi kalem tutar, onlar daha iyi yazar. Bir dönem dergilere bakın hep erkek yazarlar. Yani bizler dişimizle tırnağımızla girdik dergilere. Edebiyatın satırlarında var olduk diyebilirim. Çok haklı buluyorum Emine Hanım'ı, evet, anlattıkları şimdi konusunda. Ama dünyadan aslında bu kadın yazınını, daha doğrusu kadınların haklarını aramasını başlatan kitabı da getirdim. Onu da ben göstermek istiyorum. Mary Wollstonecraft, Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi. Evet. Bir aydınlanma yüzyılının hemen içinde bu ilk defa gündeme geliyor. Evet. Ve kadının insan olduğunu, erkek, hı hı, çünkü aydınlanma felsefesi diyoruz ama bu da erkek egemen bir zihniyetle yazılmış bir felsefe. Ne kadar aydınlatıcı ona kalmış. Bunu başlatıyor. Bunu da ben izleyicilerimizin dikkat almasını anımsatmak tabii istiyorum. Şimdi bakın, kadın kendini ifade edilmiyor. Düşünsel bazda da ifade. İlk kadın felsefeci Aspasya. Onu yine olmadık şekilde aşağılıyorlar düşünce bir felsefeci olduğu için. Şimdi yani kadına... Ve katlettiler değil mi? Tabii. Yakarak öldürüyor. Hem de yakarak öldürüyor. Hipatia'yı, evet, Hipatia'yı evet, öldürdüler. Evet. Tabii bunlar hep ister Batı toplumda ister Doğu toplumda aydınlanmış toplumun aydınlanmadan önceki tutumunu yazıyor. Ama bugün toplumda aynı şeyler yine yaşıyoruz. Sanki bir yeni bir orta çağa evriliyormuş gibi geliyor bana toplum. İnsanlar yine aynı sıkıntıları çekiyor. Ama Türk kadını olarak bizler Mustafa Kemal'in sayesinde çok daha farklı bir boyutta olduğumuzu düşünüyorum ben. Şöyle ki, Batı kadını, Batı kültüründe kadın birçok haklarını giyotinin altına kafasını uzatarak elde etmiştir. Ama biz de sağ olsun Mustafa Kemal sayesinde biz onu giyotinin kafasının altına başımızı uzatmadık ama Kurtuluş Savaşı'ndaki fedakarlıklarımızdan ötürü buraya kadar geldik. Onun sayesinde bir yerlere geldik. Bugün eğer kadın yazar çoksa ve biz dişimize tırnağımıza yine bir yerlere geldiysek buna Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Edebiyatı'na borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Ama bunu söylemişken ben hemen şunu anımsatayım. Mustafa Kemal'in yanında bir kadın yazarımız vardı. Kurtuluş Savaşı'na kalan Halide Edip adı var değil mi? Ben Handan romanını getirdim bugün konuşacağımız konuyla ilgili. Şimdi Handan romanı 1912 yılında yazılıyor. Ve Handan romanı aslında Cumhuriyet'i kuranlar bu edebiyatla yetiştiler. Bakın Handan romanı kadına şöyle bakıyor. Hatta notlarımdan onu paylaşmak istiyorum sizinle. Diyor ki, bir erkek mektuplarla oluşan bir romandır bu. Evet. 1912 yılında yazılmış bir romandır. Ve kadınları tartışıyor. Mesela erkekler aralarında konuşurlarken diyor ki, Neriman'la ilgili şunu yazıyor. Yalnız diyor, Neriman'ı biraz mütealarıma bigane buluyorum. İçtimaiyetten sıkılıyor. Yani toplum sosyolojiden ya da toplum bilimden sıkılıyor. Tarihi az seviyor. Hele felsefe okusam açıktan açığa uyuyor. Edebiyatı çok hoş seviyor. Onda Handan Hanım'ın çok... Şimdi bakın, erkek kadını bu konularda yetersiz bulup eleştiriyor. Ve Halide Edip adı var. Romanında bunu gösteriyor. Sonra Handan çıkıyor. Nazım kahramanlardan birinin öğrencisi olarak Handan çıkıyor. Diyor ki, Handan'la ilgili şöyle bir şey istiyor. Yani Handan'ın şöyle olduğunu görüyoruz. Erkek, çarkları artık levsten, yani pislikten, ihmalden ve kan pıhtılarından dönmek istemeyen ve belki bir gün zordan kırılacak olan bu memleketin makinesini görmüyor, kadın görmüyor. Kendi yeşil ve sakit yuvasının haricinde bir şey bilmek istemiyor. Anaları, büyük anaları gibi burada sakit yaşayıp ölürken etrafında bütün bir ırkın, bütün bir mülkün döküldüğünü, sefaletten her türlü fena ve çaresiz dertten döküldüğünü duymuyor bile. Kadınları böyle eleştiriyor, Halide Edip adı var. Bilmem neden bunun aksini istiyorum ben de diyor. Sonra Handan çıkıyor ve Handan çok bambaşka bir kadın oluyor. Bu sefer de erkekler korkuyorlar. Mesela Handan'la ilgili şunu yazıyor. Handan'da o yaşında bir kadında olması lazım gelmeyen bir kendine güveniş, bir kendi kendinden mesul tavrı var ki bir genç kadında bu hal bana hem isyan hissi veriyor hem acımak. Kadınlar daima rakik, emin bir himaye altında olmalıdırlar. Değil mi Neriman diyor. Ve kadın kendi ayakları üzerinde durmaya başlıyor. İşte Halide Edip Adalar 1912 yılında böyle bir kadın modeli çıkarıyor toplumun önüne. Cumhuriyeti kuranlar da, kendisi de
yaşamıyla bu savaşa katılmış biri. Devrimci bir yazar. Yani, şimdi şöyle, eğer Halide Edip'in buradaki Handan tiplemesi bana göre biraz da kendi kişiliğinin oraya yansıması diye evet. bakıyor. O kendi kişiliği de buna çok uygun. Fakat 1912'de bunu yazıldığı zaman, o zaman bakın ondan önce bir Balkan faciamız vardı. Evet. O Balkan faciasında Türk kadını ilk kez bir şeyin farkına varıyor. Kendi varlığının. Onda nasıl varıyor biliyor musun? Müslüman Türk kadını kimliğiyle varıyor. Şöyle ki Balkanlarda o batıdaki aydınlanmada ortaya çıkan kardeşlik, hürriyet, eşitlik, adalet, insan hakkı, yaşam hakkı gibi kavramlar ortaya çıktığı zaman Osmanlı topraklarına Balkanlardan giriyor ilk kez. İlk kez bunu benimseyen de o etnik kökene dayalı bağımsızlıkçı hareketlerle başlıyor. O zaman işte kadın ve erkek hani etnik köken bakımından ayrışma başlayınca Türk kadınlarına yapılan bir takım şeyler var, mezalimler var. Şeylerde Ömer Seyfettin kitaplarında biz bunu çok görüyoruz. Evet. Ve o, kadın, o zaman kadın şunun farkına var. O zamana kadar kadın sıradan işte Osmanlı tebaasından bir varlık. Ama kadın kimliği olarak ilk kez Müslüman kadın kimliğiyle var oluyor. O kimlik 1908 devriminden sonra Halide Edip'le beraber bir başka şeyleri bilinçli okumuş, Batı kültürüne dönmüş, Osmanlı'nın yüzünü Batı kültürüne dönünce orada farklı bir kadın kimliği, eğitimli kadın çıkıyor. Ve Halide Edip daha o zamanlarda kadını yükseltme cemiyeti kuruyorlar bakınız. Bu çeşitli zamanlarda bize kadar geliyor. 70'lerde Firuze Hanım, Tomris Uyar veya Firuze Hanım böyle bir kadın şeyi var edebiyatta. Kadın platformu demeyeceğim ama kadın cemiyeti gibi falan bir cemiyet kuruyorlar. E biz de işte onların devamı olarak varlığımızı sürdürebilmek için buraya kadar geliyoruz. Evet. Şimdi tabii burada ben pek çok hanım yazarda şeyde Handan'da Batı ve Doğu kültürünün bir kadın ve insan üzerinde etkilerini görüyorum daha çok. Şimdi doğulu kadının yetişme tarzı Halide Edip belki doğulu bir kültür içinde ama Batı kültürüne dönmüş bir kadın bilinciyle yazıyor onu. Şimdi bakın doğu kültüründe yetişiyorsunuz, doğuyorsunuz, büyüyorsunuz ama o günün koşullarında çok iyi bir eğitim alıyor. Ve o eğitim onu o bilince yöneltiyor. O bilinç Handan'ı yaratıyor. O nedenle Handan Türk kadının bilinçli okumuş kesiminin varlığıdır. Sonra yine bakın orada biraz önce okuduğunuz şeyde eğitimli kadından erkekler korkuyor diye bir şeyiniz vardı, evet, ifadeniz evet. var. Ve bugün de aynı şey var. Bakın o konu erkekler açısından bu toplumda asla değişmeyen bir yargı gibi geliyor bana. Çünkü erkek egemen toplumda erkek okumuş, çok bilgili, bilmiş kadından gerçekten çekiniyor. Gerçekten bugün dahi. Bakın, en okumuşumuz dahi. Bir bölüm daha okuyayım, devam edelim. Bakın şöyle diyor Handan, kendisini şöyle tarif ediyor arkadaşına Neriman'a yazdığı mektupta. Fakat ben de Neri çalışacağım. Parlak ve meşhur olmazsam bile hiç olmazsa insanları hiç kimsenin sevemediği bir şefkat ve fedakarlıkla seveceğim. Bu karanlık ve bedbaht memleketin başına dolaşarak benden evvel gelen büyük ve güzel ruhların insanlara mirası olan şeyleri memleketimin insanlarının ruhuna akıtacağım. Ve ruhum bütün arzuları ve kabiliyetleriyle memlekete dökülecek. Sonra ruhumu alanlar da onu kendi ruhlarıyla daima bir nesilden ötekine verecekler. Ben de her nesil yükselip büyüdükçe büyüyüp yükseleceğim. Fakat beni büyük ruhların teranelerini ve büyüklüklerini memlekete ilk defa kendi ruhundan akıtan Handan'ı unutacaklar. Ben bir hiç fakat ruhum her şey olacak. İçimde ne fırtına var. Neri diyor? Böyle bir kadın. Ne diyorsunuz Gönül Hanım? Yani 100 yıl öncenin bir kadın tipi. Sonra onu okuyan kuşaklar bunu içselleştirerek, yazarı da daha da öte içselleştirerek hayata sokuyorlar. Evet. Feyza Hep Çilingirli bir yazarımızın bir lafı var. İnci Aral'ın. İnsan ne yazarsa yazsın kendisini önce kendisinden başlar ve kendisinden yazar der. Elbette bu Halide Edip'in arzuları ve düşleri. Yani kadının olması gerektiği yer. Orada bir karakter yaratıyor ama o yarattığı karakteri de kendi ruhuyla ve kendi düşünceleriyle besliyor. Elbette güzel bir şey. Yani erkek egemen bir toplumda sıyrılıp çıkabilen, sözünü dinletebilen, ayakları üzerine basabilen bir kadını arzuluyor elbette. Ve o nedenle böyle bir karakter yaratmış.
Bir başka birkaç kuşak sonra Cumhuriyet'in yetiştirdiği bir yazar, kadın yazar Ece Boran. Evet. Bu kitapta, Edebiyat Yazıları kitabında Halide Edip Adıvar'ı eleştiriyor. Evet. Neden eleştiriyor? Evet. Onun tiplerini yeterince gerçekçi bulmuyor. Gerçekçi bulmuyor, evet. Toplumsal bulmuyor ve eleştiriyor. Demek ki her gelen kuşak önceki kuşakları aşarak yürüyüşlerini sürdürüyorlar. Dil yani, de çok bozuldu. Bu yazarlar bizim dilimizi kurdular, geliştirdiler. Çünkü dil sürekli akıyor, gelişiyor. Dolayısıyla bugünün dilini daha da geliştirmek için bir yazarın geçmişin o dil birikimi olan edebiyatı bilmesi şart. Yine şeylerde yazarlarımız için de sağ olsunlar. Hani hep bireysel konular öne çıktı toplumda. Eskiden bir toplumsal gerçekçilik dediğimiz bir kavram vardı edebiyatımızda. İşçiler, ameliler, köylüler ve halktan sıradan insanlar vardı ve bu sıradan insanlar edebiyattan, bu postmodernizme biraz kovuldu gibi geldi bana. Veyahut da bana öyle geliyor. Bir zaman içinde halk kovuldu, kovuldular. Artık onların bir edebiyat eserinde adı sanı çok belli değil. Ve de yine dilimiz de kovuldu. Dilimizin kuralları kovuldu. Şimdi onu hemen küçük bir ekleme yapayım mı? Sonradan siz söz alırsınız. Şimdi bakın, bir dili geliştirmenin yolları vardır. Arkadaşım da bir dil öğretmeni olarak bunu çok iyi bilir. Ama bir dilin kurallarıyla oynanmaz. Çünkü bir yazar dilinin diliyle vardır. Diliyle yaşar ve geleceğe akar. Eğer sen dilini bozduğun zaman, dilin kurallarını bozduğun zaman yazdığın bozuk bir Türkçe çıkar ortaya ki o da geleceğe ne kadar kalır bilemiyor. Şimdi bu o kadar önemli bir şey ki, yani emekçi insanların edebiyatta yer bulamaması. Oysa bizim edebiyatımızda Sabahattin Ali'yi, Ömer Seyfettin'i, Sait Faik'i, Orhan Kemal'i, bunlar hep emekçilerin edebiyatını i̇şte yaptılar. Behice Boran da bu eleştirilerini yaparken sosyalist bir dünya görüşüyle edebiyata farklı bir eleştirel bakış getiriyor. O nedenle Behice Boran'ın eleştirileri ve edebiyata getirdiği eleştiri kavramı biraz farklı diğerlerine göre. Ve o Muazzez Tahsin'in, Kerim ve Nadir'in eserlerindeki tiplemeleri gerçekten çok eleştiriyor. Bunlar diyor, işte ayakları toprağa basmayan köksüz bitki gibi falan gibi algılıyor bir yerde. Diyor ki toprağa sağlam basacak. Örneğin Hıçkırık'ta bir ikinci Balkan Savaşı var ama orada hiç Balkan Savaşı'ndan söz etmiyor yazar. Bak orada bir gerçekçilik biraz üstün körü mü geçilmiş demek lazım bilemiyorum. Evet, şimdi oraya geleceğiz ama hızla şundan da söz etmemiz gerekiyor. Emekçi edebiyatta yer bulamayınca gerçek hayatta da emekçi işte Somalarda, Ermeneklerde, inşaatlarda yok olup gidiyor. Ama gene güzel bir kitap geldi, Ölüm Vardiyası. Gönül Hanım'ın da içinde olduğu bir yazarlar grubu. Somalı işçiler için bu kitabı çıkarmış. Evet. Biraz bundan söz edelim isterseniz, çok kısa. Evet. Emekçilerin öyküsü mü bu kitapta yer alıyor? Emekçilerin öyküsü. Hepsi Soma. Biz Soma için yazdık bu kitabı. Evet. Sevgili Hande Baba bir öykü yazarı. Bu olaydan hemen sonra 150 yazarı davetiye çıkartmış. Bir gösterelim bunu. Evet. Ben de vardım onların içinde. İsteyenler katıldılar. 37 yazarın öyküsü var bu kitapta. Hepimiz Soma'yı yazdık ve Soma'yı anlattık. Tabii herkes aynı şeyi anlatsa bile hepimiz farklı yerlerden öyküleştirdik bu Soma olayını. Çarpık bir ilişki düzeninde yaşıyoruz. Yani devlet büyükleri sadece bir o madene sadece bir kurdele kesmek için giriyorlar. Sadece orada arka arkaya fotoğraflar çektirmek için giriyorlar. Sadece gündemin parsasını toplamak için giriyorlar. Halbuki işçi oraya çalışmak için giriyor, yaşamak için giriyor. Ve ölümü bu dünyada test etmek için giriyor. Test ediyor aslında. Biz bunu içimizde hissettik ve bu 301 insanın ölümü bizim çok içimizi yaktı. Çok canımızı yaktı. Hatta ben kendi hikayemi inanın kendi dilimden anlatamadım. O kadar üzgündüm ki o dönemde. Kendi dilimden anlatamadım. Toprağın dilinden anlattım. Kömürün dilinden, cevherin dilinden anlattım. Ve sonunda da diyorum ki yani toprak utandı, cevher utandı, kömür utandı. Ama bazı insanlar hala utanmıyorlar. Yöneticiler, maden işletmecileri günlerce sonra medya karşısına çıktılar. İnsanların karşısına çıkma cesaretini bulabildiler, çıkabildiler.
O zaman da yaşam odalarının bir gerekliliği, zorunluluğu yoktu Avrupa standartlarına gibi. Saçma sapan bir gerekçenin arkasına sığındılar. Ve biz bu insanları telef ettik. Yani nasıl içimiz yanmaz? Şu kitabın o anlamda çok önemi var benim için. Yani isimsiz kadar neredeyse onu da önemsiyorum. Evet. Çünkü hepimizin gerçekten yürekten yazdığımız, nasıl yazılmak için ne çeşitli yöntemler düşündüğümüz bir kitap. İçinden Almanya'dan bir yazar arkadaşımız da var. Yabancı dillere de çevrilecek. Yurt dışında kitap fuarlarında da tanıtacağız kitabımızı. Ve bu kitabın geliri bir Somalı üniversite, yani lise son öğrencisinin üniversite masrafını karşılayacak. O şekilde avukatlar falan da var bunun içinde. Onlar düzenliyorlar. Bir kız öğrenci buldular. Ve oraya gidecek. Bu anlamda taşın altına bir parça da biz elimizi soktuysak ne mutlu bize. Evet. Zamanımız çok kısıtlı olduğu için edebiyatın kadın yüzünü bazı gün yüzüne çıkarmamız gereken yazarlardan söz ederek devam edelim diyorum. Evet. Suat Derviş'in bir kitabını getirdim ben. Ankara Mahpusu. Şimdi Behice Boran, Halide Dip dedik, Behice Boran dedik. Suat Derviş de çok önemli bir halkası değil mi kadın yazarlarımız? Ben hemen gerçekçi kadın yazarlarımız. Suat Derviş'le Neriman Hikmet'i ikisini aynı bağlamda söz edeyim. Evet. Şimdi Suat Derviş gerçekten çok ilginç. Bir ilginç olduğu kadar da çok nitelikli, kişilikli, istisnai bir kadın yazar. Suat Derviş'in baş eğmeyen kadın, başı eğdirilemeyen kadın şeyi var, bir imajı var. Ve orada bakın Nazım Hikmet bile daha 15 yaşındayken Suat Derviş'e baş eğdiremediğini bir şiirde şöyle söylüyor. Hemen şuradan okumak istiyorum bir dakika. 125. Orada bakın 15 yaşında Suat Derviş. Fakat onunla çok yakından tanıyorlar. Gölgesinde adlı şiirinde şöyle söylüyor Suat Derviş için. Ağlasa da gizliyor gözlerinin yaşını. Bir kere eğemedim bu kadının başını. Bir kere sürükledi gururumu ölüme. Fırtınalar yaratan benim coşkun gönlüme. Ya bu kadın delidir yahut ben çıldırmışım diyor. Bakınız 15 yaşındayken bir yazarın 15 yaş haliyle ilgili bir yargıya varıyor. Ve orada fosforlu cevriye tiplemesi filmleri falan çevrildi biliyorsunuz. Tabii, evet. Oradaki aykırı bir kadın tiplemesi çıkıyor. Çünkü biraz önce Gönül dedi ki her yazar kendinden çıkar yola yazarken. Yerelden başlar, bireyselden başlar, toplumsalı oradan ulusalı, ulusalın evrenseli evrilir gider. Şimdi Suat Derviş de burada o çelişkileri çok güzel görüyor. Ne zaman Fuat Baransel ile evlendikten sonra bu çelişkileri çok rahat görüyor. Ama bu insanlara ne yazık ki... Fuat Baransel değil, Reşat Fuat Baraner. Reşat Fuat Baraner, Türkiye Komünist Partisi'nin de o zamanki yöneticilerinden. Evet. Tabii şimdi Neriman Hikmet var. Onlar çok ilginç iki ikili oluşturmuşlar. Biri İstanbul'un yayın dünyasının ve basın dünyasının çok yakından tanıdığı bir yazar, alımlı, çok güzel bir yazar, tuttuğunu koparan bir yazar. Diğer tarafta Konya'dan kopmuş gelmiş bir demiryolu işçisinin yahut da demiryolu bekçisinin diyelim artık o günkü şeylerde ara istasyonda görev yapan birinin kızı Konya'dan çıkıp geliyor. Ne zaman bir tek parti döneminde 40'larda falan. Neriman Hikmet anlatıyorsunuz. Evet, Neriman Hikmet. Şimdi bunlar ikisi bir öyle bir dostluk kuruyorlar ki bozulmayan bir ikili gibi. En sonunda Neriman Hikmet Suat Derviş'in ölümüne kadar yanında olup ona çok iyi bakan bir insan. Ve bunlar toplumsal gerçekçi akımın öncü kalemlerinden ve Cumhuriyet Edebiyatı'nda öncü kadın yazarlarından diye bakıyorum. Ve o zaman Neriman Hikmet'in bakın 40 yılında yazdığı bir Köyün Dulları diye bir kitabı var. Köyün Dulları ve Konya'nın Cevgalar Köyü'nde olan dünyadan bir haber köyde Elif tiplemesinin üzerinden dul kadınların ve kadın sorunsalına değiniyor. Ve müthiş bir şey. Sonra Suat Derviş bütün birikimini koyarak Neriman Hikmet babadan kalan tek mirası olan evi satarak yeni edebiyatı çıkarıyorlar. O 40-45 dönemlerinde hani bu Amerika'nın Yeşil Kuşak projesiyle bu komünizmle mücadele derneklerinin olduğu dönemde bunların çıkardığı bu dergide Neriman Hikmet'in bir kalemi aldığı makalesi var. O günkü koşulları anlatıyor. İnanın bugün okuyun. Acaba biz bugün, o gün bugün mü diye insan düşünmeden edemiyor. Yine bir ideal için
bir ütopya demeyeceğim ona ama bir topluma yararlı olabilmek amacıyla baba evini satan insanlar tanıdım ben. Örneğin bakın Türk Dil Kurumu 80 ihlali kapatıldığı zaman Ahmet Miskioğlu baba evini satarak Türk Dil Dergisini çıkarmak için şey olarak kullanıyor. Sermaye yapıyor. Ve yine bildiklerimden eğer yanılmıyorsam, yanlış bilmiyorsam Doğu Perincek bu televizyonu kurabilmek için de o da baba miras satarak ilk harcını koyuyor bu televizyonun. Emir Hanım araya giriyorum. Evet. Birkaç dakikamız kaldı. Evet. Bir dakikalık bir özetle bu edebiyatın kadın yüzünü toparlayalım. Şimdi edebiyatın kadın yüzü deyince biz geçmişteki kadınların yüzünü gün yüzü mektuplarında çıkarmaya çalıştık. Ve bu bir ek yazın imece kitabıdır. Bu bir imecedir. Yani bir edebi imece. Hepimizin ortak emeği olan ve bu projede destek olan, burada eser veren bütün arkadaşlarıma buradan gönül dolusu selamlarımı iletiyorum. Kendilerini bir kez daha kutluyorum. Ve nice güzel eserlere diyor ve kadın yazarlarımızın kalıcı olması dileğiyle teşekkür ediyorum. Gönül Hanım size de bir iki dakikada bu konuyu özetlerseniz, yani siz bir kadın yazar olarak edebiyatın kadın yüzü, günümüzden çok söz edemedik, birikimimizden söz ama günümüzle ilgili de birkaç şey söyleyerek programın son sözünü söylerseniz. Günümüzde kadın yazarlar çok fazla engellemeye uğramıyorlar artık. Yani bu konuda biz rüştümüzü ispat ettik diyelim. O yüzden dergilerde de varız, gazetelerde de varız, köşe yazılarında da varız. Yani eğitimin çalışma her alanda var. Yazarlık alanında, edebiyat alanında da kadınlar bugün çok ilerideler, iyi bir yerdeler. Tabii bütün bu Emine Hanım bahsettiği o süreç olmadan bu süreci yaşamak mümkün değildi herhalde. Çok acılı bir yoldan geldi kadınlar. Ama ben bugün içinde bulunduğu durumu çok iyi buluyorum kadın yazarların. Bu şekilde de devam etmesini istiyorum kadın oluşum. Bizim bu kadın oluşumuna bazen nedir işte kadın yazarın kadını mı olur erkeği mi olur diye eleştirenler de oluyor. Bunu bir sivil toplum örgütü olarak görmek lazım. Evet. Yani bir çatı altında toplanmış bir sivil toplum edebiyat örgütü severler. Olarak. Edebiyat severler olarak görmek lazım. Süremiz burada bitiyor. Çok teşekkür ederim edebiyat cephesine katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Onu belirtmeyi unuttum ben. İzmir'den geldiniz. Datça'dan Emine Hanım Datça'dan geldi. Evet. Gönül Hanım İzmir'den. Evet değerli izleyiciler bugün de edebiyat cephesinde edebiyatın kadın yüzünü konuştuk ama bu konu bitmez. Bu tabii 2013'ün güzel sözüyle bu daha başlangıç diyelim. Bu başlangıcı sizler Suat Derviş'i, Halid Edip Adıvar'ı, Behice Boran'ı, Neriman Hikmet'i ve daha nice Emine Azboz'u, Gönül Çatalcalı'yı okuyarak devam edeceksiniz. Hepinize bol kitaplı, öykülü, şiirli günler dileğiyle hoşça kalın diyorum.